Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu tüm renklerden sizler için bir model hazırladım. Modelim iğneden tığa bir model arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz. Evet çok hoş ve çok zarif bir model. Tülbentimizin ana rengini arkadaşlar çimenimizin renginden olarak düşünün ve tek renk tülbente rengarek bu şekilde modeller yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimiz bu. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tığ battığımızın içine sık iğne ile girerek başlıyoruz. Bu şekilde çimenimiz ve çiçeğimizin arasında arkadaşlar her iki ara suyu olarak da 3 tane tığ battı kullanıyoruz. 3 tane tığ battı yaptım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Ve sıradaki tığ battımın içine girip 2 2 alarak bu şekilde buraya yuva yaptım. 3 tığ battıdan sonra arkadaşlar 2 2 alarak trabzan yapıyoruz. Bu trabzanımızı da tığ battı olarak kullanacağız. 12 tane zincir çekiyorum buraya. 3 6 7 8 9 10 1 ve 12. 12 tane zinciri çektim. Yapmış olduğum bu trabzanımın arasına giriyorum arkadaşlar. Sık iğne ile kapatıyorum. Bu birinci dalımız. Aynı şekilde yine 12 zincirimi çekiyorum. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim bu şekilde. Hemen arkadaşlar aynı kapattığım yere ikinci dalımı da bu şekilde kapatıyorum. Hemen arkadaşlar dibine bu iki dalım kaymaması için bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tığ battı seviyesine inmek için bu yuvayı yaptığım tığ battımın içine giriyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde iki tane sık iğne yapmış oluyoruz. Şu dikliği görüntüyü verebilmek için. Evet arkadaşlar şimdi 3 zincir çekerek 3 tane tığ battı yapacağız buraya. 1, 2 3 zincir. 3 zincirimi sıradaki tığ battımın içine kapatıyorum. Tığ battı yapıyorum. 3 zincir, 3 zincirimi tığ battı. 3 zincir, 3 zinciri tığ battı yapıyorum. Evet, ara mesafesi olarak bu şekilde 3 tane tığ battımı da yaptım. Bir defa tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip 2, 2 alarak buraya bu şekilde bir trabzan yaptım. 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirim arkadaşlar. Bu şekilde kapattım trabzanımı. Tekrar 12 zincir. 10, 11 ve 12. Trabzan arama kapatıyorum. Ve trabzanımı bir sık iğne daha yapıyorum. Yaptığım bu tığ battığının için arkadaşlar yuva yaptığım trabzan yaptım. Ona da girip tığ battı seviyesine iniyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ battı yaptım. 3 zincirimi çektim. Tığ battı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar umarım anlaşıldı. Yapılışı gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim Evet şimdi çiçeğimiz yapmak için Şöyle ters tarafına çeviriyorum Bu şekilde Ve Bir tane arkadaşlar bu çimenden bırakıp Ortadaki çimenimizin Şöyle ilk dalından sık iğne ile giriyorum Bu şekilde sık iğne ile kapattım Buraya arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum 2 3 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Hemen ikinci dalımdan bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum buraya. Evet buraya 10 zincirli bir tane yuva hazırladık. 2 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Düz yüzüne döndüm. Hemen yaptığım bu 10 zincirli yuvanın için arkadaşlar sık iğne ile kapattım. Buraya bir tane kirpik yaptım. Sadece ilk 3 zincir diğerleri 2 zincir arkadaşlar toplamda buraya 9 tane bu şekilde kirpik yapacağız 1 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 1 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 4 oldu 5 2 zincir 6 2 zincir 7 8 1 2 zincir ve 9. Evet arkadaşlar, 10.'yu da bu şekilde bu çimenimizin, zincirimizin arasına girip kapatıyoruz sık iğneyle bakın arkadaşlar. İlk iç yuvamız bu şekilde oluştu. Şimdi buraya 20 tane zincir. Akılda kalıcı zincirler arkadaşlar. 10 tane içi için 20 tane de dışı için zincirimizi çekiyoruz. 20 zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu keselim. Ya da yakalım arkadaşlar. Bu şekilde yapıştıralım. Evet 2 4 6 7 oldu. 8 9 10 11 12 13. 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane zincirimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki dalımızın hemen yanından sık iğne ile girip bu şekilde buraya tutturuyorum 20 zincirimi arkadaşlar. Bakın bu şekilde 20 zincirimi buraya kapattım. Aynı şekilde yine ilkinde olduğu gibi 3 zincirli arkadaşlar düz yüzüne dönüyorum. 3 zincirimi çektim. Çektiğim 20 zincirin arasına girip bir tane kirpiğimi yaptım. 1-2 zincir. Kapattım. Buraya kirpik yaptım. Bu şekilde arkadaşlar buraya 8 tane 9 tane kirpik sığmıştı. Buraya da 18 tane 2 kat kirpik. Çünkü 10 zincire 9 tane yaptık. 20 zincire de 18 tane bu şekilde kirpik yapacağız. 1 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 1 2 zincir. Evet arkadaşlar 2 3 4 5 tane oldu. 6 7 8 9 bu şekilde bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. İğne yasından hiçbir farkı olmuyor. 10 11 12 13 14 Şöyle arkadaşlar yer açabiliriz. 14 15 16 17 Evet arkadaşlar. Şöyle sıklaştırarak 18 taneyi çünkü kameranın karşısında hem konuş hem yap derken arkadaşlar bazen ileri ileri gidebiliyoruz zincirlerimizi yaparken. 18 tane yaptım. Hemen bu dalımın içine giriyorum arkadaşlar şöyle şu meyili vermek için öbür zincirimin içinde değil yeşil zincirimizin içinde kapatırsak sık iğne yaparsak bir tane daha hoş duracaktır ve bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar İpimi koparıyorum ve arkada hemen bu ipimi çekip çünkü kenarda siyah yanık izi olmasını istemiyorum hemen yakıp geliyorum Evet arkadaşlar Gördüğümüz çimenimiz arkadaşlar biraz daha böyle taba rengi gibi. Bu renklerle hareket vermek istediğim sarıyla, turkuazla, kırmızıyla, hele ki kırmızıyla biraz bu renkleri patlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. İğneden ta bir model. Çok zarif, çok hoş bir model arkadaşlar. Bakın şunlar da şöyle arkadan ütüldüğün zaman daha bir kalıp gibi duracaktır. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model oldu. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.